Şimdi başlıyoruz. Eşimizi aldık, soladayız. ADC'ye sürekli pik ver, pik ver dedim. Vermedi, gitti. En son aldı. Ben de bu esnada eşimi karşımızda Jax var yani. Karşımdaki adamı görmemişim. Adam karşısındaki ADC'yi, support'u, jungle'ı görmüş. Buna rağmen pik vermedi. Sıkıntı yok. Ben solo'da her türlü iş yapabileceğimi düşünüyorum. Syndra AFK mı burada? Yok. Geldi oyuna. Büyük ihtimalle bir tane minyon kaçırır. Takımımızın pikleri fena değil. Ama ADC'den fazlasıyla şüpheliyim. Ben solo'da eş her türlü oynarım. Yapmadığımız iş değil. Hatta Jax'i bir ihtimal ezebiliriz sağlam bir şekilde. Bir dakika. Tamam. Düştü tuzağa. Bir kere daha vurayım şöyle. Güzel. Gayet güzel. Hayaleti kullandık. Hayalet zaten en hızlı dönen skillimiz olduğu için sıkıntı yok. Şöyle bir kere daha. Şöyle bir kere daha. Şu minyonları da kaçırmazsam güzel olur. İki tane minyon kaçırdık. Şimdi öne doğru gelirse onu oynayacağım. Çok güzel hasar yedi. Belli bir aşamadan sonra burayı salmak zorunda kalacak bu arada. Tamam abi. Şimdi minyon kaçırmaya bir başlasın. Syndra kill'i verdi. Gel bakayım sen. Güzel. Ammu gelir mi bana? Bir ihtimal gelebilir de. Şöyle burayı alacağım sanırım ama. Bu riski alacağım ya şu anda. Risk almayan viski içemez diyorlar da. İki kişi geliyorlar bir de. Güzel. Ah be, cana bak var ya. Sadece Katarina gelse çok rahat kesmiştim. Şimdi hızlıca koridora gideceğim. ADC ilk ölümünü yaptı. Şu adamın nasıl oynayacağını fazlasıyla merak ediyorum bu arada. Açık aramak gibi değil ama hani iyi oynayacağını düşünmüyorum. Umarım iyi oynar. Beni yanıltır bir şekilde. Şimdi hafif önündeyiz onun. Kuleyi vurdurtmayacağız. Avantajı direkt eline alabilir bu şekilde çünkü. Yaratığı çıkartmış. Hangisi abi yaratık? Bir dakika şuradan şeyi alalım. Şu yaratığa vurursam süper olacak. Güzel. Şuradan fazla da minyon kaçırmasam süper olacak da. Kaçırdık bayağı bir zaten. Minyonları da kendi önümde tutacağım ki onu daha rahat oynayabilelim. Ne verdi? Yani. Şimdi öne doğru gelirse oynayacağız da. Fazla safe oynuyor da. Devam edecek misin bana? Şöyle vurduk güzelce. Şuradan eriğimi yiyeceğim. Tamam. Eriğini yemeye gitti büyük ihtimalle. Aslında kesmeye oynayabilirdim de kendimden bir tık çekindim. Hata yapmak kesinlikle istemedim. Takım ölmeye devam ediyor. Sadece kesti Katerina'yı. Şimdi bir hata yaptı. Seni bir keseyim be. Ben hata yaparsam o da beni keser. Böyle bir gerçek var. Ama sıçram gelirse onu oynarım diye düşünüyorum. Şuradan biraz canımı doldurayım. Gel bakayım sen. Kestik mi? Kestik güzel. Milimle keseceğimi fark ettim de. Bir tık zorladı beni açıkçası. Rakip yine gelirse vay halimize. Koridorda bir yalnız kalamadık diyecektim ki. Syndra'da da hiç işaret yok. Ben bu arada Katarina'nın geleceğini tahmin ediyordum. Ama Syndra hiç işaret atmadı. En azından ufak bir işaret atarsın. Kalista ikinci kez öldü. Rakip ADC'yi kastırmaya devam ediyor. Bana pik vermeyen eleman. Bunu tahmin ettiğim için eş aldım işte. Yani karşısında ADC almış, support almış, jungle almış. Tutup pik vermiyorsa bu adamda bir sıkıntı vardır. Vi nasıl oynuyor? Vi ile bir ihtimal taşırız bu arada. Ama sağ olsunlar rakip ADC ve şey çok kastı jungle. Mid. Mid'de bir tık Syndra'nın etkisi var.
O öldü. Sağ olsun bizi de öldürttü bir şekilde. Oo, bunu beklemiyordum. Tamam. Abi adamlar beni çok rahat kule altında kesebiliyor. Şu canlara bak mesela. Bir de şey ejderi vermek uğruna bunu yapmaları ayrıca bir saçma. Rakipte de bir gariplik var. Ben bu maçta kasarsam bir ihtimal yok edebilirim. Şuna bak, kuleye vuruyorlar. Bu kadar rahat vurmamaları lazım. Ama koridorda tek olduğumuz için. Neyse, en azından ejder alındı. Ben yine bir şekilde kasıp bir şekilde toparlarım diye düşünüyorum. İlk kuleyi vermem de hadi önemli değil desek. Ama bak işte şu yaratığı da almasalar mükemmel derim. Oraya gitsem beni keserler diye düşünüyorum. Ultim olsa yine bir ihtimal gitmeyi düşünürdüm ama şu anda asla gitmem. Şuradan devam edeceğiz. Onun kulesine vurabilirsem süper olacak da. Vurdurtmaz büyük ihtimalle. Çok önde oynarsam da Katarina bana dönecek. Şu anda Viorda olduğu için bir tık güveniyorum da. Vi'nin bana oynaması lazım. Bana oynarsa kazandırırız abi. Şuradan yaratığı da çıkartacağım. Geliyorum, attım. Onu biraz oyala abi. Şöyle üzerine oynuyoruz onun. Tamam. Sıçrası varmış. Ben sıçrası yok diye düşünüyordum. Var olduğunu bilsem biraz daha farklı oynardık. Tamam. Q'sunu attı. Sanırım daha Q'su yoktur. Öldük. Hayırlı uğurlu olsun. Düzeltir miyiz? Yine düzeltme ihtimalim yüksek. Şimdi biraz kasmaya bakmam lazım. Gerekirse tüm fırsatları değerlendireceğiz. Hırs yapmadan oynamak da gerekiyor. Katarina'ya da çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü Katarina aşırı kasmış. Şu anda bizi yok eder her türlü. Şu aşağıya doğru gideceğim. Al abi sen Reddit'e. Bu da benden sana bir kıyak olsun. Şunu alabilir miyim acaba? Gel al abi şunu da. Al, bana saldı, güzel. Şuraları alalım. Seri bir şekilde alalım hem de. Şuradan yaratığı salıp sanırım mid'e tutmaya gideceğim. Onlar yiyecek yoksa hiçbir şekilde orayı tutamaz. Keselim abi bunu. Güzel. Şurada bir base atacağım. Şimdi 7000 golduz. Kendimi şu Jax'in karşısına alsam nasıl olur diyeceğim de almayayım. Alamadım, daha doğrusu almayayım değil. Rakip ADC beni nasıl keser? Bu arada idare edebileceğimiz seviyelerde kasmış. Bu adam mesela buradan çıkarsa yazık olsun. Yazıklar olsun bize. Çok güzel hasarım var. Tamam. Şu Katarina'ya vuruyorum. Güzel. Gayet güzel. Bu golda benim fazlasıyla ihtiyacım vardı. Şuradan hızlıca bir base atacağım. Şu itemi alalım. Sonrasında bir Zhonya'mı alırım. Çünkü Katarina çok seri bir şekilde bizi yok edebilir. Ona önlem almam lazım. Bu itemden sonra büyük ihtimalle ebedi küreyi alırım. Sonra da fani hatıratı yapıştırırız. Şimdi midi hala açamamışız. Orayı bir açalım. Hayaletim gelirse süper olacak. Jax burada. Ben oynayacağını şu an düşünmüyorum. Katarina oynarsa da onu keseriz gibime geliyor. O yüzden rahatım şu anda. Şuradan bir çıkalım. Üst kuleye oynasak nasıl olur? Hiç fena olmaz ama sanırım bize dönecek onlar. Ben şuradan alta gideceğim. Bunu yapma sebebim ise... Abi ne oluyor orada? Buydu işte. İki kişi öldü bile. Şurada bir base atacağım. Tamam abi. Hareket edemezsem kasamam abi. Bir dakika. Can çekeyim şuralardan. Her türlü kesti beni. Bu çok mu kasmış? Adam benim önümdeymiş. Normal yani.
Bide öldü. Jax kule yarıyor. Mis gibi maç. Şimdi şu alt farmlamaya gideceğim. Oraya gitmezlerse süper olurdu. Herkes oraya döndü. Bir dakika, ben daha hızlı giderim. Şöyle bir gidelim. Ay sizin ben. Gidin kendi tarafınızı farmlayın be. Syndra'ya bak, 1-5 oynuyor. Takım bu arada hafif böyle ortalama oynasa ben şu anda 5-10 kill almıştım. Jax'i acaba birebir de kesebilir miyim? Deneyelim mi sizce? Bence denesek hiç fena olmaz. Şuradan yaratığı çıkartacağım. Tek başına olursa keserim gibime geliyor. Şuraya ben hızlıca ittireceğim. Belki burada bir yarma gerçekleştirebiliriz. Şimdi gidip o ADC'yi keseceğim bu arada. Birebir de onu keserim. Ne yapıyor abi? Kuleye mi vuruyor gerçekten? Tamam, gel buraya. Takımdaki diğer elemanlara benzemeyiz öyle. Şuraları da hızlıca alalım. Fani hatırada olduktan sonra özellikle Ammu'yu çok daha rahat oynayabilirim. O zamana kadar biraz sürüneceğiz ama sıkıntı yok. Şöyle canımı da doldurayım. Üstün farmını da alayım. Şuraları da alalım. Mis gibi iş. Hadi abi artık. Tamam. Burayı bir tur daha ittirsem bence hiç fena olmaz. Şu anda takımda en çok kasanlardan biri biziz. Umarım bizimkiler orada bir yerde ölmez yine. İyi ki gidip ADC almışım mesela solaya. Normalde alınmasına kesinlikle karşıyım ama takımda böyle saçma sapan bir şey sezdiğim anda yapıştırırım. Neden? Çünkü ADC'miz 8000 gold. Ben şu anda oyunda en çok kasmışım. Niye almayayım ki? Bir şekilde maçı taşımak istiyorum sonuçta. Onu bir yavaşlattık da. Attı ultisine. Zonya'ma bastım. Abi çok kötü oldu. Sıçrayı bari atmasaydım iyiydi. Bizimkilerin tutabileceğini fazla düşünmüyorum. Şu cana bak. Şu canla orada gezecek kadar ileri zekalı bir arkadaş. Yani şöyle düşün. Şöyle bir göstereyim onu. Bakalım nasıl oynayacak. Baştan sona izleyelim. Canını dolduruyor. Büyük ihtimalle tutamayacak. Tutması hatta imkansıza yakın. Rakip onu da keser, kuleyi de oyunda bitirir. Ya yani mesela solaya neden acele ADC aldım? ADC'miz yok çünkü. Ne yapabiliriz ki şu maçta? Feedleyecekleri belli, tiplemeler belli. Artık böyle oyunda şeyleri anlayabiliyorsun. Ne olacak, ne bitecek belli bir aşamadan sonra. Şimdi mesela istatistiklere geçelim. Büyük ihtimalle SVP'yi biz aldık. Kalista herhangi bir şey alacak şekilde oynamıyor zaten. Bir de kostüm var. O SVP'yi Braum aldı. Hiç tahmin ettiğim gibi değil. Hasarımız 14.700. Şu Faker yetiş ya Ali. Adamları sağlam bir şekilde kastırdılar ve oyunu verdik diyebiliriz. Herkese iyi seyirler.